Hepinize merhaba. İyi bir gün, iyi bir hafta dilerim. Geçtiğimiz hafta sonu sadece Türkiye'de değil, dünyada da en çok konuşulan konular arasında Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılma kararı vardı. Bu kararı alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Temmuz'da çıktı. Danıştay kararı açıklandıktan birkaç saat sonra çıktı ve ibadete açtığını ilan etti. Danıştay kararı bence bir teferruattı, bir gerekçeydi. Çünkü bu bir siyasi karardır. Ayasofya'nın Ortodoks katedrali olmaktan cami olmaya çevrilmesi, 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğunu sona verdiğinde bir siyasi karardı. Siyasi irade gösterisiydi. Tarihi bir dönüm noktasıydı. Keza 1935'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak, ilk Cumhurbaşkanı olarak 1935'te müzeye çevirme kararı da hukuki bir karar değildi. Yani mahkeme kararına dayanmıyordu. Bakanlar Kurulu'na siyasi bir irade gösterisiydi. Tarihi bir dönüm noktasıydı. Siyasi karar alındı, yapıldı. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak aldığı karar da siyasi bir karardır. Bunu bir kere, tarihi bir karardır, siyasi bir karardır. Birkaç açıdan önemi var. Bir tanesi Fehmi Koru, yazar Fehmi Koru dedi ki bu Türkiye'de dindarların ve İslamcıların ayrı ayrı kızıl elmasıdır. Kızıl elma nedir? Ziya Gökalp'in bir şiiri. Türkçülük, Turancılık için yazdığı bir şiiri, meşhur bir şiirdir. Kızıl elmasıdır. Bu millet kızıl elmalardan çok çekti. Yani o Fehmi Korun'unkini sadece bir benzetme olarak sayıyorum. Kötü niyetli bir şey olarak saymıyorum. Ama çok önemli bir hedef. 1935'te Atatürk'ün Ayasofya'yı müzeye çevirmesinden sonra hakikaten Türkiye'deki bütün sağ partilerin, bütün sağ politikacıların, yani merkez sağından İslamcısına kadar bütün sağ politikacıların seçim vaatleri arasında Ayasofya'nın ibadete açılması vardır. Açmamışlardır. Neden açmamışlardır? Çünkü bu vaatte bulunmak çok daha tatlı. Yani bunun vaat olarak kalması hep bir oy potansiyelini getiriyor. Şu anda artık bunu söyleyebilecek bir kişi var. Erdoğan. O da diyecek ki ben yaptım arkadaş, ben açtım. Ama artık hiç kimse, hiçbir sağ parti bir seçim gösterisi olarak, bir oy alma yöntemi olarak bunu artık kullanamayacak. Bu geçmiş olsun. Birinci önemi bu. Yani Türkiye'de dindar, İslami, muhafazakar kesimin çok önemli bir hedefi yerine getirilmiş oldu. Tabii karşılığında da bir daha artık bu bir seçim malzemesi olarak kullanılmayacak. Böyle bir şey de siyasi bakımdan, siyasi sonuç bakımından var. Peki, burada iki tane soru aklımıza geliyor. İki tane soru. Bir tanesi gerçekten beni de sinirlendiriyor, çok kişiyi de sinirlendiriyor. Bazı kesimlerin, herkesi demiyorum, bazı kesimlerin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, cami olarak yeniden ibadete açılmasını adeta fırsat bilip, fırsat gibi kollayıp Atatürk'e hakaret vesilesi yapması. Yani Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın önderi, milli kahramanımız Atatürk'e saldırı fırsatı, hakaret, ağza alınmayacak hakaretler fırsatı olarak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gibi toplumun çok geniş bir kesiminin onlarca yıldır diyelim hedefi olan bir olayın gerçekleşmesini vesile olarak kullanmak, fırsat olarak kullanmak, bu kabul edilebilir bir şey değil. Oraya biraz daha geleceğim ama gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Ayasofya'nın açılması konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hep soruldu. Zaten kendisi de hep bunu bir siyasi özlem olarak dile getirdi. Efendim sorulan şuydu. Siz işte Cumhurbaşkanı seçildiğinizde, yeniden seçildiğinizde ya da şimdi işte 2018 seçiminde seçildi. Ayasofya'yı açacak mısınız? Tam da yerel seçimlerin öncesindeydi. 31 Mart seçimlerinin öncesiydi. Cumhurbaşkanı bu soru hem mitinglerde slogan olarak işte Ayasofya zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganları hem orada dile getirildiğinde hem de televizyon programlarında
Bu soru sorulduğunda gayet sinirlendi. Siz beni tuzağa mı çekmek istiyorsunuz? Ben bunun sonuçlarını göremeyecek kadar, bu kararı alacak kadar istikametini kaybetmiş bir siyasetçi miyim? Bunun ağır sonuçları vardır. Eğer namaz kılmak istiyorsanız bakın Sultanahmet Karşı'da boş. Gidin orada kılın diyen kendisiydi. 15 ay içinde, yani 1,5 sene bile değil, 15 ay içinde ne değişti arkadaşlar? Ne değişti de bu sorunun sorulmasını bile kendisine bir hani neredeyse hakaret edilmiş gibi gören, sert tepki veren Erdoğan tuttu. Yani ortada şu anda sıcak bir talep de olmadığı bir durumda Ayasofya'yı cami olarak ibadete açtı. Arada değişen neydi? Arada değişen acaba bu büyük şehirlerin İstanbul, Ankara, İzmir zaten CHP'deydi. İşte Mersin, Adana büyük şehirlerin Antalya kaybedilmesi miydi? Yani taban artık kayıyor. Efendim yeni partiler çıktı. İşte Deva Partisi çıktı. Ali Babacan'ın Gelecek Partisi çıktı. Ahmet Davutoğlu'nun İyi Parti Meral Akşener'le toparlanmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifaklar politikası uyguluyor. Mesela Saadet Partisi'nin durumu var. Evet oyu o kadar yüksek değil ama %1'in bile bir kıymeti var artık. %50 artı bir sisteminde arkadaşlar. Acaba onlara gitmeyin, durun, bakın işte ne varsa bende var demek için mi yaptı? Bunları anlayacağız. Bunlar hemen ortaya çıkmaz. Bunlar süreç içinde ortaya çıkar. Ama baktığımız zaman işte avukatların sesinin kısılmak istenmesi var. Efendime söyleyeyim, bu İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılması girişimleri var. Bütün bunları bir araya topladığınızda pek öyle bir şeyin de tesadüf olmadığını, her şeyin de fazla tesadüf içinde olmadığını görüyorsunuz. Ya da en azından bundan kuşku duyuyorsunuz. Bakın televizyonlarda çıkıp biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucumuz da Erdoğan diyen kişi daha birkaç gün önce Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı danışmanı olarak atandı. Merkez Bankası'nın başkanına, Merkez Bankası'nın başına getirmek için tecrübe şartı, 10 yıl tecrübe şartı kaldırıldı. Kim bilir kim getirilecek. Ya bütün bunlara baktığınızda bir keyfi yönetim, kural dışı yönetim ağır basıyor artık. Yani bunları görüyoruz. Ama dediğim gibi bunlar ortaya çıkacak. Bunların alakaları da ortaya çıkacak. Gelelim diğer konuya. Toplumun büyük kesimi için Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması bir özlemdi. Bu dile getirilirken arkada başka tür özlemlerin ortaya çıkarılması işte bu kötü niyet oluyor. Yani hemen başladılar. Neden hilafet getirilmiyor? Hilafet geri getirilmiyor. İşte neden medrese açılmıyor? Ve bunun için de göz kırpıyorlar. İşte Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulu da açılabilir bu vesileyle, bir jest olur falan diye medrese açılması için. Bunlar tesadüf mü? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tam bu sırada işte dayak yiyen, kocasından dayak yiyen kadınlara ya sabredin, akşam geldiğinde çay ikram edin, bir konuşun bakalım derdi neymiş diye, yani kadının gördüğü zulmü meşrulaştırıcı neredeyse bir tutum alması. Ne bileyim işte medrese örneğini verdim. Bunlar tesadüf olmak için çok fazla sanki. Ama şunu söyleyeceğim. Kurucu önderiyle, Atatürk kurucu önderimiz, yani şu an Erdoğan'ın 12. sakini olarak oturduğu koltuğu kuran ve birinci sakini, oraya birinci oturan kişi Atatürk. Bu kadar hakaret edilmez arkadaşlar. Hiç kimsenin sizden, yani bu kişilerden Atatürk'ü sevmesini falan beklemiyoruz. Atatürk'ün ilkelerini kabul etmesini, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, laikliği, dinin devlet işlerinden ayrılmasını, kadın erkek eşitliğini falan, bunları kabul etmenizi, zaten bunları benimsemenizi beklemiyoruz. Hakaret etmeyin ama lütfen. Atatürk'e, Cumhuriyet ilkelerine hakaret etmeyin. Her bir şeyi vesile bularak, Atatürk'e hakaret vesilesi bularak hemen sesinizi yükseltmeyin. Çünkü yani şunu da biliyoruz. Yani bu tipler arkadaşlar
Dönem değiştiğinde emin olun araziye en iyi uyum sağlayan ve geçmişlerine küfretmeye başlayacak olanlar da bu tiplerdir. Yani bunu unutmamak lazım. Eminim, şundan eminim. Yani benim dedem, rahmetli dedem, Razgıratlı, Bulgaristan'ın Razgırat şehrinden, Kasapoğlu Mehmet Kadri, Filistin cephesinde Araplara ve İngilizlere karşı savaşırken, Doğu cephesinde işgalcilere karşı savaşırken, eminim şimdi bu zihniyette olanların bazılarının dedeleri de hilafet adına işgalci güçlerin safında millici güçlere kurşun atıyorlardı. Bunları unutmamak lazım. Ama burada bir soru daha var aklımda. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Allah için Mustafa Kemal Atatürk'ün adını dilinden düşürmez. Her fırsatta da Mustafa Kemal Atatürk'ü vurgular. Cumhuriyetin önemini, cumhuriyet ilkelerinin önemini vurgular. Başka türlü siyaseten, ideolojik olarak benim katılmadığım, hiç katılmadığım çok şey söylemesine rağmen Atatürk'ün adını dilinden düşürmez. Acaba ne düşünüyor? Atatürk'e şu vesileyle yapılan bu ağır hakaretler karşısında ne düşünüyor? Birazcık olsun bir itiraz etme, sesini yükseltmeyi acaba düşünüyor mu? Şunu söylemek lazım. Herhangi bir ülke kurucu lideriyle bu kadar didişirse, bu kadar hakaret ederse o ülkeye hayır gelmez. Buna izin vermenin, buna müsamaha göstermenin ne Erdoğan'a, ne AK Parti'ye, ne Türkiye'ye bir faydası, bir hayrı olmaz. Tekrar edelim. Kimse sizden Atatürk'ü sevmenizi beklemiyor ama saygı gösterin lütfen. Hakaret etmeyin lütfen. Bu konular belli ki daha önümüzdeki yayınlarda çok gündemimize gelecek maalesef. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.